Önünde giden araca arkadan hızlıca çarptı. Yine tam bize özgü bir haber şimdi. Bakın izleyin. Durmadı, yoluna devam etti. Ekipler olay yerine geldikten dakikalar sonra ortaya çıkan 83 yaşındaki sürücü. 83. Ekiplere ne dedi biliyor musunuz? Benim kulağım duymaz, gözüm görmez. Üstelik %81 engelli raporum var. Karakola gitmeliyiz diyen jandarmayı bile canından bezdirdi. Kulağım duymuyor. %81 engelliyim ben. Kulak duymuyor, göz görmüyor. Anlayış olmanız lazım buraya. Sırf bu saydıklarından dolayı aslında direksiyon başında olmaması gerekiyordu. Ama şoför koltuğuna oturdu, kaza yaptı. Olay yerine gelen jandarma ve polisi canından bezdirdi. Ejektörde değilim, göğsüm ağrıyor. Tamam, hastaneye gidelim, ambulansı çağırayım, hastaneye tamam, gidelim ambulansı o zaman. Hastanelik halim yok benim, Türkiye buraya. Bir de göğsüm ağrıyor diyorsun, hastaneye gitmeyi kabul etmiyorsun. İfadeye geliyorsun, ne hastaneyi kabul ediyorsun. 83 yaşındaki Aksoy ilerlemiş yaşına ve 10 lira hassızlığına rağmen araç kullanıyordu. Tarif, benim o gün geldiğim ifade tamam, edeyim. Tamam da çok kısa ver bu işlemi, git ondan sonra. Akşam oluyor, yarına gideyim ya. Alanya Manavgat istikametinde seyir halindeyken bir başka araca arkadan çarptı. Otomobilini 500 metre ileride durdurdu. Habercilere anlattığıyla yaptığı kazanın alakası yoktu. Bu yola girmiş birisi, bu yola. Ben böyle geliyorum ya. Ters yoldan girmiş. Kafa kafaya vurdum. Böyle gitti, benim yolum değişmedi. Çarptığı araçtaki yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken o karakola gidip ifade vermemek için direndi. Ya burada bilgisayar mı var? Ya nerede yazacağım? Bilgisayar mı var? Burada? Ömer amcam, Ömer. 3000 lira istiyor. Ömer amcam dur, ben sana anlatacağım. Tamam mı? Bekle. Trafik polisi ve jandarma sabırlı, yaşlı adamsa inatçıydı. Biz seninle. Tamam. Gönderin o zaman. Tamam bak. Şimdi. Üfley mi? Üfle. Dur. Olmadı. İçine hiç çekmeden direkt üfle. Üfle. Olmadı. Olmadı. Tamam. Ben biliyorum seni. Uzun süre ekiplere direnen inatçı dede sonunda ikna oldu ve jandarma aracına binerek karakola götürüldü.